Orkamp, Aybeniz ile Outdoor programını sunar. Merhaba sayın seyirciler. Bugün Aybeniz ile Outdoor programında yepyeni bir konuğumla karşınızdayım. Bugünkü konuğum Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Sayın Mert Yılmaz. Mert Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Aybeniz Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Mert Bey, Çorlu Avcılar Derneği kaç yılında kuruldu? Çorlu'daki derneğimiz, tabii avcılık eskiden beri yapılan bir spor olarak başladığından bugüne 30'lu yıllarda grup halinde avlanırlardı bizim Çorlu'da. 1950 yılında dernek haline oluştu. 1956 yılında da şu anki mevcut binamıza taşındı. Faaliyetlerini orada devam ettirdi. O zamanki büyüklerimiz bize böyle güzel bir tesis bıraktılar, miras bıraktılar. Biz de o tesisi şu anda geliştirmek ve güzelleştirmek adına etkinlikler yapıyoruz. Halen de aynı yerimizdeyiz. 98 yılında da binamızda büyük köklü bir değişiklik yaparak iki katlı olarak inşa edildi. Halen orada aktivitelerimize devam ediyoruz. Peki siz kaç yıldır kulübe başkanlık yapıyorsunuz? Kaç yılında kulüp başkanlığını devraldınız? Ben 2015 yılında yapılan seçimlerle göreve seçildim. Bu benim ikinci dönemim. Bir de 2018 yılında bir seçim olmuştu. Üyelerimiz sağ olsunlar tekrardan bizi göreve layık gördüler. Biz de 2015 yılından beri yönetimimle beraber görevdeyiz. Bildiğim kadarıyla Çorlu Avcılar Derneği kalabalık bir aileye sahip. Kaç üyeniz var ve kaç üye aktif? Bizim toplamda 750 tane üyemiz var. Tabii biz bunları arttırma şansımız vardı ama üye olma kriterlerimiz bizim biraz değişik. Bu kriterlere sahip olan arkadaşları üye yapıyoruz. Çünkü bizde çok eski bir dernek olduğundan dolayı eski üyelerimiz var, yaşlı üyelerimiz var. Onların bugüne kadar taşıyıp getirdiği bu derneği biz de layıkıyla götürmek zorundayız. Dediğim gibi üyelik kriterlerine sahip olan arkadaşlarımızla beraber şu anda 750 tane üyemiz var. Ama biz tabii dernek dışında derneğimiz üyelerini biz aile olarak gördüğümüz için bir birlik beraberlik oluşturmak adına güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlarla hep birlikte olmaya çalışıyoruz. İnşallah birkaç dönem daha beraber devam ederiz. İnşallah. Bir şey daha sormak istiyorum sizlere. Sizler bu göreve geldiğinizden bugüne kadar kulüpte neler değişti? Neler yenilikler, neler oldu? Yani Çorlu Kulübü sizin başkanlığınızdan sonra hem hayatlarında hem avcılık hayatlarında neler değişti? Derneğimizde bugüne kadar görev alan tüm yöneticilerimiz, başkanlarımız mutlaka çok büyük emekler sarf etmişlerdir. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bizler geldikten sonra duruma şöyle bir göz attık, inceledik yönetim kuruluyla beraber. Daha başka neler yapabiliriz? Üyelerimizi birlik, beraberlik içinde tutmak için neler yapabiliriz diye önce bunları planlamıştık seçim öncesinde. Çok şükür ki o dönem seçim vaatlerimizde söylediğimiz her şeyi de yerine getirdik kısa bir dönem içerisinde. Neler yapıyoruz? Mutlaka her ay bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz av sezonu kapandıktan sonra. Av sezonu içinde fazla etkinlikler yapamıyor çünkü herkes ava gittiği için hafta sonları. Üyeleri orada serbest bırakıyoruz ama av sezonu kapandıktan sonra yani Mart ayından itibaren Eylül ayına kadar her ay bir etkinlik yapıyoruz. Aile yemekleri düzenliyoruz. Çocuklarımız için balık tutma yarışmaları yapıyoruz. Geleneksel kapanış partileri, açılış partileri yapıyoruz. Her ay bir etkinliğimiz oluyor. Dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz üyelerimizle birlikte. Yeni kurul Trakya Avcılar Yaban Hayatı Koruma Federasyonu. Yeni bir federasyon kurdunuz. Evet. Bu federasyondaki olan aktif göreviniz nedir? Ve Trakya'da biliyorsunuz devamlı bir federasyonlar kuruluyor yani. Ama hiçbiri şimdiye kadar avcılık ve atıcılık konusunda bir başarı elde ettiğini düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum en azından yani. Size de bu soruyu yönlendirmek istiyorum. Peki siz bu federasyonu kurmaktaki amacınız neydi? Şimdi ben daha dernek yönetimine gelmeden dahi bundan bir 7-8 sene evvel hep böyle avcı arkadaşlarımıza, dernek başkanlarımıza o zamanlar kendi aklımızca, fikrimizce diyordu ki bir federasyon kurulsun Trakya'da. Çünkü Trakya'da bu bir eksiklikti.
bütün Trakya'daki derneklerimiz de bir çatı altında toplansın, sesimiz daha güzel, daha fazla duyulsun diye hep böyle söyleniyordum. Nasip oldu biz göreve geldik 2015 yılında. Geçtiğimiz 2 sene öncesinde de şu anki federasyon başkanımız Sayın Çetin Karakoç'la beraber diğer güzde derneklerimizle birlikte dernek başkanlarıyla oturup istişarelerde bulunduk. Bu federasyonu aktif hale getirdik. Bizim buradaki amacımız Trakya'yı düşündüğünüz zaman İstanbul, Ankara, Ege avcılarımız, avcı dostlarımız genelde Trakya'yı tercih ediyorlar avlanmak için. Yani Türkiye'nin belki de en fazla avcının geldiği bölgelerden bir tanesi Trakya'dır. Çünkü çeşitli hayvanlar, yaban hayvanları var, av hayvanları var içerisinde. Bölgemizde de en fazla yaygın olan bizim ördek avcılığı, çulluk avcılığı. Ama bunlarla ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Bireysel faaliyetler, bireysel konuşmalardan ziyade bir federasyon çatısı altında toplanırsak diye düşündük. Sesimizi yüksek makamlara daha rahat iletiriz. Siyasi yönden daha güçlü olabiliriz diye düşündük. O yüzden federasyonu üye olan dernek başkanlarıyla beraber sık sık da birlikte oluyoruz. Çalıştaylara katılıyoruz, istişareler ediyoruz, raporlar hazırlıyoruz. Güzel şeylere imza attık şu ana kadar. Daha da iyi şeyler olacağına inanıyorum. Ama önemli olan burada katılımın fazla olması. Trakya genelinde bakarsanız 100'ün üstünde dernek var. Bu 100 dernek olarak düşünürsek bu derneğin tamamında bu federasyona üye olması lazım ki daha güçlü olalım. Peki neden birlik yok? Birlik bir tek bizde değil, Türkiye'nin genelindeki avcılar açısından böyle bir sıkıntı her daim olmuştur. Ama görüyorum ki bölge bölgede takip ediyorum. Yeni gelen yönetimler, dernek başkanları olsun, yöneticiler olsun, daha güzel şeyleri imza atmak adına arkadaşlarımızı, av camiasını toplamaya çalışıyorlar. Amacımız, misyonumuz da zaten federasyon olarak bu. Konfederasyonlara üye oluyoruz. Burada konfederasyonlar adımıza da teşekkür ediyorum. Tanıtımımızı ne kadar iyi yaparsak kendi bölgemiz için, her bölge avcısı için o kadar sesimiz güzel duyulur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş bu birlik beraberlik de sağlanacaktır. Yeni kurulan bir federasyon burası. Diğer federasyonlardan da göreceğimiz ve öğreneceğimiz çok şeyler var. Birlikte daha güzel günler, daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Sizin bir de Çorlu'da belediyenin size tesis ettiği bir Trapskit poligonunuz var. Bu poligon hakkında biraz bilgi vermek ister misiniz? 2015 yılındaki seçimlerden önce bizim yönetim olarak üyelerimize vaat ettiğimiz en büyük projelerimizden bir tanesi Trap ve Skit sahasıydı. Çünkü bölgemizde, Trakya bölgesinde profesyonel anlamda hiçbir saha yok. Bir tane de o dönemlerde Tekirdağ'da vardı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait, o da kapanmıştı. Biz de bunu başaracağımıza inanmıştık. 2016 yılında bizzat benim kaleme aldığım bir proje hazırladık. Dönemin belediye başkanımıza, Sayın Ünal Baysan'a bu projeyi ilettik, oturduk, konuştuk. Nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz? Çünkü bütçe de önemli biliyorsunuz bunlardan. Bu bütçeyi de sağladıktan sonra 2016 yılında biz inşaatımıza hemen başladık. Belediyemiz bize bir yer tesis etti. Bütün inşaatını kendisi yaptı. Ve şu anda Çorlu Avcılar Derneği olarak güzel Trakya'da ilk profesyonel ve trap ve skit sahamız var. Orada şu anda yarışmacılarımız var. 2 tane takımımız var, A takımı ve B takımı. Oradaki sporcu arkadaşlarımız da Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyorlar. Güzel dereceler alıyorlar. Çocuklarımız var, 14 yaş, 16 yaş. Onların orada eğitimleri devam ediyor. Onlar da inanıyorum ki gelecek zamanlarda önce Çorlu'yu, sonra da ülkelerini güzel şekilde temsil edeceklerdir diye inanıyorum. Buradan bu arada Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı bütün sporcularımıza sunduğu için ben de buradan bir zat evet. Teşekkür etmek istedim. Mert Bey, ilerideki projeleriniz nelerdir? Yani şu anda dernek geneline bakarsak üyelerimizden aldığımız tepkilerimiz güzel. Yani bir dernek nasıl olmalıydı, neler yapılabilmeliydi diye düşünürsek herhalde %70'ini başarmış durumdayız. Tabii maşallah. Bunu yaparken buradan üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Belediyemize çok çok teşekkür ediyorum. Diğer kulüp dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman onlar da bizi yalnız bırakmıyorlar. Tabii dernek gelirleri ve dernek bütçeleri malum. Bunlarla beraber güzel çalışmalar yapmak da bayağı bir zor oluyor. Bunların altından da dediğim gibi üyelerimizin sayesinde destekleriyle kalkıyoruz. Neler yaptık? Güzel projelere imza attık. Neler yapabiliriz? Aklımda 2-3 tane daha proje var. Böyle dernek üyeleri ve aileleri ve çocuklarımızla beraber yapabileceğimiz 2-3 tane proje var aklımda. Açık alanda yapabileceğimiz, birlikte çadırlar kurup
kamplar kurup çocuklarımıza avcılık bir eğitimi verebileceğimiz. Outdoor yaşatabileceğimiz. Outdoor, evet, böyle bir iki gece de olsa ailelerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte öyle bir eğitim programı hazırlamak istiyorum. İnşallah. Bu döneme yetişir mi bilmiyorum. Av sezonu da açıldı ama önümüzdeki dönemde mutlaka yapacağız böyle bir şey. Bizim bölgemize yakın avcılarımızın devamlı gittiği sahil yerlerinde ya da orman içi yerlerinde Çorlu Avcılar Derneği'ne ait bir avcı barakası yapmak fikrim var. Oraya anahtarını... Bu herhalde ilk olacak. Evet, ilk olacak. Daha öncekilerde olduğu gibi. Yani anahtarı bizde olacak. Yönetimimizden gelip teslim olacak. Kayıtlı olacak. Ava gittiği zaman orada bir gece iki gece biz için her şeyini düzenleyeceğiz. Mutfağına, yatağına kadar, sobasına kadar. Onlar sadece gidecekler orada bir ya da iki gece konaklamasını yapacaklar. Gündüzleri avlanacaklar, akşamları orada oturacaklar. Zaten avcılığın en büyük keyfi de avlanmaktan ziyade avdan sonraki sohbetler. Sohbetler. Arkadaşlar, ya amaç avcılık değil biraz da. Yani. Evet, artık zaten yaban hayatı Türkiye'de gittikçe zorlaşıyor. Avcılarımız av bulmakta zorlanıyorlar. Bunun nedenleri tabii çok fazla. Santraller olsun, yapılan inşaatlar olsun, göç yollarının değişmesinden dolayı kaynaklanan problemlerimiz var. Ve kanunlar nezdinde de biraz problemlerimiz oluyor. Onları henüz aşamadık. O yüzden en azından insanlarımız, avcılarımız ava gittiği zaman av bulamasa da keyifli vakit geçirecekleri bir tesis yapmak niyetindeyiz. Peki ben size son bir soru daha, şahsi bir soru sormak istiyorum. Şimdi bütün dünyada yaban hayatı koruma dernekleri ilk bir kanun çıkarttığı zaman avcılarla konuşuyor. Çünkü doğayı avcıdan iyi kimse bilemez. Evet. Bütün dağlarda olan yol çizelgesinden tutun da avlanma bölgelerine kadar nerede neyi yapabiliriz diye hepsini avcıyla beraber, avcı kulüpleriyle beraber oturup konuşarak karar veriliyor. Peki bu durum Türkiye'de nasıl? Yani biz şu aşamada... Hiç öyle bir teklifler geldi bize, mi size? Evet, bizim tecrübelerimizden ve bilgilerimizden faydalandıklarını söyleyemem. Kendilerine göre kararlar veriyorlar. Kendilerine göre karar veriyorlar. Malum Merkez Av Komisyonu senede bir kere toplanıyor. Baktığımız zaman içinde background'da avcılık olan katılımcıların sayısı çok az. Federasyon, hem de hiç yok. Evet, hiç yok diyebiliriz. Federasyon başkanlarımız ve bölge temsilcilerimiz katılıyorlar sağ olsunlar. Konfederasyon başkanları katılıyorlar. Onların da orada ne kadar fazla muhatap alınmadığını çıkan kararlar sonucunda maalesef izliyoruz. Ama böyle mi olması lazım? Tabii ki değil. Çok fazla yapılması gereken işler var. Bir kere bölgesel avcılığı Türkiye'de yaymak ve yaygınlaştırmak durumundayız. Bunu göze almamazlık yapamayız. Bölgesel avcılığın derken neyi kastediyorum? Bizim kendi bölgemiz için konuşayım. Bizde geleneksel avcılık haline gelmiş olan bir güme avcılığımız var. Güme avcılığını biraz esnetip genişleterek avcı barınağı şeklinde bize bir fırsat verdiler. Ama bu tabii avcılarımız için yeterli değil. Bizim istediğimiz, hatta federasyon olarak da buna çok çalışıyoruz. Belki Ekim ya da Kasım aylarında Ankara'dan bir heyetle de bu şekilde bekliyoruz. Geleceklerini söylediler ki nasıl yapıldığını önce onların görmesi lazım. Çünkü kendileri avcı değiller. Yani ben öğretmen olmazken beni eğitim bakanı yapamazsınız. Benim bir doktor olmazken sağlık bakanı yapamazsınız, değil mi? Avcı olmadan da avcılığa yön vermek biraz yanlış oluyor bizim durumumuzda. O yüzden gelsinler, görsünler. Bizim istediğimiz çok fazla şeylerimiz yok. Güme avcılarımızı, ördek avcılarımızı korumak zorundayız. Bunları yaşatmak zorundayız. Burada güme avcıların sadece amacı içeriden oturup da bir hayvan vurmak değil. Bunun bize atalarımızdan gelen, emanet bırakılan sohbetleri vardır. Adetleri vardır. Ya, Türkçülük avcılıktan geçiyor. Evet, avcılıktan zaten geçiyor. Zaten toplayıcı ve avcı bir kesim olduğumuz için dünyaya da avcılık Türklerden yayıldığı için. Doğrudur. Evet. Maalesef dünya bunu muhteşem bir şekilde hem ekonomik olarak hem doğayı korumak adına müthiş projeler yapıyorlar. Ama Türkiye'de asla bunlar hayata geçmiyor ve her gün... durmadan baltalıyorlar bu olayı. Evet. İleriye doğru belki değişik şeyler olabilir ama şu anki pozisyonuna bakarsak sıkıntılar yaşıyoruz. Avcılarımız adına konuşuyorum. İnşallah zamanla bunlar karşılıklı oturup güzel şekilde anlaşarak, konuşarak hallolur.
hallolmazsa sadece avcıyı bir kalıba sokmak kimseye bir şey kazandırmaz Türkiye'de ya da dünyada. Biz önümüze gelen her yaban hayvanını, canlıyı vurmuyoruz zaten. Belirli kanunlar ve limitler çerçevesinde avcılığımızı yapmaya çalışıyoruz. Ama istiyoruz ki daha rahat avlanalım. Günlerimizi kendimiz seçelim. Çünkü çalışan arkadaşlarımız var. Hafta sonu müsait olanları var. Olmayanları var. Avcılığı 2-3 günde gene avlanalım belki ama günlerimizi biz kendimiz belirleyelim istiyoruz. Güme avcılığında yapılan canlı mühürü olayını kesinlikle istiyoruz büyüklerimizden. Çünkü o gümede sadece dediğim gibi hayvan vurmak amacımız değil. İnsanlarımız kendi bahçelerinde, köylerinde, çiftliklerinde hayvan bakıyorlar. Ördek ve kaz bakıyorlar. Ve bunları hakikaten cansiperane şekilde kolluyorlar. Çok önemliler bizler için. O hayvanları orada gün içinde seyretmek, seslerini duymak bizim için önemli olan. İşte kısmette varsa da bir iki tane hayvan, ördek ya da kaz gelirse de onlara avcılığını yapmak nasip olur. Şimdi Türkiye'de avcılığı hayvan öldürme olarak nitelendiriyorlar. Ama ben kendim de avcı bir kadın olarak bunu söylüyorum. Avcılık asla bir hayvan öldürmek değil. Aksine avcılık doğayı korumaktır. Avcı olan kesim iyi düşünür, doğru düşünür, insanları iyi yönlendirir, hayvanları korur, kollar. Yani hayvanseverlik sadece şehirde olan kedi ve köpeklerde olmuyor. Hayvanseverlik doğada yaşayan hayvanlarla oluyor. Ve buradan Mert Bey, sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim ilk kulüp başkanı konuğumsunuz. Beni kırmayıp geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programda sizlerle olmak çok güzel, çok keyifli. Aynı zamanda ilk programımız olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, aynen. İnşallah başarılarınızı diliyorum. Çok iyi yerlerde zaten hep görüyorum sizi. Bundan sonra da çok iyi yerlerde göreceğimden eminim. Efendim, yeni konuklarımızdan yeni bir programda tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Orkamp, Aybeniz ile Outdoor programını sundu.